Evet, eğer cezaevine girmeseydim de yazar olacaktım. Çünkü ben lisede ilk öyküler yazmaya başlamıştım. İstanbul'da lisede. Bunun öncesi de çocukluğumla ilgili. Babam büyük bir masal ustasıydı. Sonbahar olduğunda bu dağların içinde yaşayan bu Zaza ve Aleviler köy köy gezip masal anlatılırdı bu yolla. Ancak ben İstanbul'da işte başıma kötü şeyler geldi, hapishaneye girdim. Ve ilk roman yazmaya Yozgat cezaevinde başladım. Ankara'ya 300 kilometre, Ankara'nın kuzeyinde Karadeniz'e doğru bir cezaevi, bir tepede bulundurdu bu cezaevi. Bunun bir hücresinde yazmaya başladım. Bu Dersim ve Zaza orijinli Dersim Alevilerin en büyük şeyisi ibadetlerini müzik yoluyla kendi ağıtlarak yakarak söylerler. Ben de hapishanede bütün yalnızlığım boyunca bu müzikleri hep mırıldanmışımdır. Çok iyi bilmem ama mırıldanırım onu. 1938 2. Dünya Savaşı öncesi Dersim'de büyük bir olaylar yaşanır. 60 bin insan hayatını kaybeder. Benim ailem de bu olaylarda hayatını kaybetmiştir. Annem kurtulmuştur tek başına, 5 yaşında bir kız. Bu ağıt o zamanı anlatır. Kemberayem meytubu yazmış kerda vaşra hori Sılamu klamu vanu Vanu kamima vesu kamima mevdu Emrahim ve çeteyi usar yami Hegay kul talay boşigi Koye munzuri perskena Fekim kalu Vah kemerahim Vah kemerahim Kemerahim meytu yazmış kerda Başra huri Slamu klamu vanu Kembera emmeytubu yazmasın Kamema merdu Kembera emmeytubu tete yeğame Egay kulbu sege Kamema merdu Kamema vesu Dersimlerin ve Zazaca konuşan, Zazaca kurmancı bu bölgede konuşulur. Bölgenin aldığı yer şöyle bir Türkiye haritasını çizecek olursam. Şöyle burası Karadeniz oluyor. Şöyle bir şey. Burası Karadeniz. Yani Şvartmer. Burası Gürcistan. Burası Azerbaycan. Ermenistan, İran, Irak ve Suriye. Burası ise Karadeniz, Akdeniz oluyor. Dersim burası Kürdistan, tam burada yer alır. Kürtlerin yaşadığı coğrafya. Şu ara bölgede, dağlarda, en yüksek bölgede Dersimler ve Zazaca ağırlıklı Zazaca konuşulan bölge. Bunların önemli bir kısmı İslam dinine geçmiştir. Yani asimli olmuşlardır. Ancak dağlık bölgede yaşayanlar halen dağ mabetlerine, ziyaretlere inanırlar. Ve önemli ölçüde Zazaca konuşurlar. Kürtçe ve Türkçe dili arasındaki bir tampon bölgeden, dağlık bölgeden bahsediyoruz. Dersimler büyük bir Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük katliamlara uğramışlardır.
yok edilmiştir bu dağa taşa inanan insanlar din dışı görülerek. Cumhuriyet döneminde de 2. Dünya Savaşı öncesi 1938'de bu bölgede büyük çalkantılar meydana gelir. Ben kendim burada doğdum. Zazaca konuşan bir ailede büyüdüm. Ancak büyük büyük ailem Malatya tarafından Ermenice konuşurlarmış. Oradan buraya göç etmişler. Bengü vazema, sevda vazema, temburu sazema, sörülü divanda kıyma kıbıl bu. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Enot ver, domanlama enot ver, enot ver vyalar rezı. Koyema, jaro diyarema, enot ver. Mehmet, beni koyu toda gına varo, enot ver. Sevdamız, önce bu bir dua, sevdamız, avazımız. Gidip ulu divanda kederimiz kabul ola. Hatırlıyor musun ey ulu çınar, dağdaki pınar, inandığımız kaya hatırlıyor musun? Mehmet senin dibinde düşmüştü, dizini kanatmıştı. Unutuyor, hatırlıyor musun?